Arkadaşlar merhabalar. trigonometre 2 kısmının bir 10 soruluk tekrarını yapacağım size. Güzel seçtiğim sorular var. Bunların bazılarında birden fazla yolla gösterebilirsem öyle de yapmayı düşünüyorum. Bunun birinci kısmını parabol, polinom, fonksiyonlar kısmında isterseniz tekrarlıyorum oynatma listesinden bulabilirsiniz. Dediğim gibi limit, türev, integral öncesinde tabii ki geçen var, geçmeyen var ama bir ara böyle bazen tekrarlar yaparız biz belli konuların önünde. Öyle bir tekrar olarak değerlendirin bunu. Ben trigonometriyi bilgilerini formülleriyle birlikte bir daha tekrar etmek istiyorum hocam derseniz de kazandıran yorumlarda önden bir giriş yapıp bazı bilgileri veriyorum. Sonrasında da her birinden yaklaşık 20 tane soru çözüyorum. Trigonometriyi orada 4 parçalı derinlemesine incelemiştim onu da söyleyeyim. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar. Yayınlarda soruların sağ üst köşelerinde yazıyor böylece görebilirsiniz. 3 4 5'ten d yamuğu verilmiş DA10, AE12 ve bizden de tanjant ADC'yi istiyor. Bu soruyu birkaç yolla göstermek istiyorum. Siz de bir uğraşın ama birlikte de bakalım lütfen. Bunu seçmemin sebebi yamukla alakalı bir yorumda söylemek istiyorum arkadaşlar o yüzden. Şimdi birincisi çoğu öğrencinin yapacağı gibi E'den paralel çekmek. Şimdi E'den paralel çekerseniz ne olur? Z'den dolayı açı ortay olacağı için, açı ortay verdiği için iki üçgen gelir. Ben zaten bunu paralel kenar yamukta da söylüyorum. Z artı açı ortay varsa aslında burada paralellikten dolayı iki da görmek gerekiyor arkadaşlar bu olay. Dolayısıyla burada da çektiğiniz zaman paraleli iki üçgen geldi. PA ile PE eşit oldu. Karşılıklı oranlar eşittir paralellikte. K3K ise burası da 2.5A 7,5 diye ayrılır. Onu bakın 1'e 3 diye ayırdım. Sonra ikizkenar üçgenden bu da 7,5 olur. Şimdi birinci yol burada kosinüs teoremi. Dersiniz ki ben burada kosinüs teoremi yapacağım. Yalnız şöyle bir tavsiyem var size. Kenarların oranları değişmediği sürece istediğiniz kenarı yazabilirsiniz. Ben o yüzden burada 7,5 bölü 12'den bunların oranı arkadaşlar 1,5 sadeleştirirsek 5 bu da 8. Ben o zaman buraya 5 birim, buraya 5 birim, buraya 8 yazarsam aslında durum değişmez arkadaşlar. Yani buradaki P açısını ADC'yi soruyorsa yöndeş açıdan buraya da alfa diyebiliriz ya. Böylece ben P açısını 5 5 8 üçgeniyle bulmak isterim. 7,5 ile uğraşmak istemem açıkçası. Sonuçta yine bu üçgende de oranlar arkadaşlar 5 bölü 8 mi? Evet bu üçgende de oranlar 5 bölü 8 kısa kenarın uzun kenar oranı. O zaman bunu tercih edebilirsiniz. 25 artı 25 Eksi 2 çarpı 5 çarpı 5. Kosinüs alfa eşittir 64'ten. Buradan kosinüs alfa ne geldi? E, 50. 14. Eksi 14 bölü 50. Yani eksi 7 bölü 25. Dik üçgene taşırsınız şu şekilde. Buraya 7, buraya 25. Uzunluk negatif olmuyor üçgende malum. Sonra da burası da 24. Böylece artık tanjant alfaya 24 bölü 7. Yalnız kosinüs ikinci bölgede negatif. Panjant da ikinci bölgede negatif deyip eksi 24 bölü 7 diyebilirsiniz. Bu birinci yol. Lütfen e, dediğim gibi soruları birden fazla yolla çözüme dikkat edin. Sizinle uyuşmayan yolu anlamaya çalışın. Böylece yorumlarımızı birleştirelim. Güzel bir şey ortaya çıksın. Gelelim ikinci yola. İkinci yolda ben hocam bunu yapmam deyip böyle indirirsiniz diki ikizkenar üçgende. Buraya alfa bölü 2. Buraya alfa bölü 2 yazarsınız. Böylece burası 6 burası 6 olur. Aynı yorumu burada da yapalım o zaman. 5 5 8 alfa bölü 2 alfa bölü 2. Gerçekten burası 4 burası 4 burası da 3 oldu. Böylece tan alfa bölü 2 arkadaşlar ne gelmiş oldu? 4 bölü 3. Formülümüz neydi? Tan 2 alfa formülümüz 2 çarpı tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Burada da tan alfa bölü 2'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla 16 bölü 9 oldu. 8 bölü 3 ve burası da eksi 7 bölü 9. Yine bakın eksi 24 bölü 7 bulduk. İkinci yolda böyle göstermiş olayım. Yani yarım açı yardımıyla yaptım. Bir de ama şunu belirtmem lazım bu soruda. Bakın arkadaşlar şöyle bir yorum da yapılabilir. Bu soruda değil ama yamukta bazen lazım oluyor. Ben açıkçası bazen oran olduğunda içeriden paralel çekmek yerine dışarıdan paralel çekmeyi de önemsiyorum. Bu soru için değil genel yorum yapıyorum şu an. Böylece burada bir kelebek benzerliği oluyor. K'ye 3K olduğu için burası da böyle R noktası desek RE ve EA 4'e 12 oranına sahip olur. Z'den dolayı yine R açısı da böyle teta teta dersek yine teta olacaktır. Böylece arkadaşlar DR 10 olur. Bu soru için değil artık. Bu soruyu zaten yine başa döndük. Bakın benden istediği bu alfayı yine bu şekilde bulabilirim. 10 10 16 Sayılar da kötü değil demek ki 7,5 gibi olayı hallederiz. Lütfen bu dışarıdan tamamlamayı eğer yamukta paralel kenarda oran varsa bir de açı ortay varsa dışarıdan tamamlamayı bir hesaba katın derim. Bu soruyu sırf seçmemin sebebi buydu. Gelelim ikinci soruya. Yine burada da karşılaştığınız bir soru olduğunu düşünüyorum ama gözden kaçtığını görüyorum. Bir de bazen siz soruları çözerken şıklara bakıyorsunuz. Kendi bulduğunuz yoksa diğeri varsa ikisinden biri ha budur deyip geçiyorsunuz. Bu soruda yine bir yorumumuz var ondan bahsetmeliyim. Denkleminin 0 pi aralığında kökler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Normalde şu görüntüyle bir şey halledemeyiz. Payda eşitleyeceğim. Kısaca c eksi s yazıyorum. Burayı kosinüsle burayı sinüsle. Sonra sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 2 kök 2 iki oluyor. Kenarda hatırlarsak 2 iki kos iki x çarpı sin x eşit? sin 2x'e. O zaman burayı payda eşitlediğimiz zaman bu sc 2sc diyelim. Buraya da 2 ile çarpalım. Şunları bir sadeleştirelim. Böylece ne oldu? Cos x eksi sin x bölü sin 2x eşittir kök 2 oldu değil mi? Şimdi denklem çözerken arkadaşlar her zaman hedefimiz nedir? Az bilinmeyen hatta mümkünse tek bilinmeyen bu bir bilme, bilinmeyen, bu bir bilinmeyen, bu da bir bilinmeyen, 3 bilinmeyen var. Ancak hatırlayın lütfen sin 2x yardımı aslında bize nerede var? Cos x eksi sin x, sin x artı cos x'lerde var. Eğer siz buranın her iki tarafının karesini alırsanız böylece ne oluyor bakın? Cos kare x artı sin kare x eksi 2 sin x çarpı cos 2x'ten buradan ne geliyor? Sin 2x. Aşağıda zaten sin kare 2x oldu. Burası da gördüğünüz gibi 2 geldi. Bundan sonra artık bu zaten 1 olduğu için cos kare artı sin kare. Dolayısıyla tek bir bilinmeyenimiz var. Buna a diyelim. 1 eksi a eşittir 2 a kare. Buradan da 2 a kare artı a eksi 1 eşittir 0. 2 a'ya a artı 1'e eksi 1. Burada gördüğünüz gibi gerçekten sağlıyor. O zaman a dediğim neydi? Sin 2x. Sin 2x buradan 1 bölü 2 olabilir. Veya sin 2x eksi 1 olabilir. Şimdi hangisini k ile alacağız ona bakalım. Normal önce yazıyoruz sinüste ne zaman sinüs eksi 1 olur? 270 derecede. 270 artı 360 k. Bir de ne diyorduk? Sinüste arkadaşlar 180 eksi 270. X'in kat sayısı birden farklıysa lütfen bu alfa artı 360 k kısmını yapın. 180'den de çıkarınca bu zaten eksi 90 oldu. 360K. Bu arada eksi 90 zaten esas ölçü gereği 270'tir. İkinci çözüm birinci çözümün aynısı geldi. Bunun üstünü çizebilirsiniz. X buradan 135 artı 180K oldu. 1 bu. 2 2x eşittir. Sinüs 30 artı 360k diyebiliriz. Buradan da 15 artı 180k gelir. Bir de 2x eşittir. 180 eksi 30'dan 150 artı 360k. X de buradan 75 artı 180 k gelir. Şimdi çözümlerimiz bunlar. Bunlardan ne elde edeceğiz? 0 pi aralığında kökler. K'ya 0 verirsek birinciden 135 gelir. K'ya 0 verirsek ikinciden 15 gelir. K'ya 0 verirsek üçüncüden 75 gelir. Burada 3 tane kökü toplarsanız 150, 75 daha 225 olur. Şıklarda belki yoktur bile. Varsa da zaten Tonga'ya düşürmek içindir. Matematikte arkadaşlar siz her iki tarafın karesini aldığınız zaman denklemin derecesini büyütüyorsunuz. Denklemin derecesi büyürse kök sayısı da artar veya artma ihtimali olur. O yüzden kendiniz kare aldığınızda, kendiniz küp aldığınızda bulduğunuz kökleri denemek zorundasınız. Örnek vereyim size çok basit bir örnek. Şimdi x eşittir 2 yaptığınız zaman her iki tarafın karesini alsanız x kare 4'tür. Buradan bir eksi 2 olur bir 2 olur. Bakın bu kadar net bir şey aslında. Siz kare aldığınızda kök sayısını arttırıyorsunuz farkında olmadan. O zaman sağlayan kökü muhakkak denklemde bulmanız gerekiyor. Ne yapacağız peki? 135'i yazacağız. E ben burada bu denklemi mi çözeceğim? Sakın. Denklemi çözmenizi istemiyorum. Burada mevzu şu. Artılık eksilik. Her iki tarafın karesini aldık ya. Yanlışlıkla buradaki pozitif yerine negatif kökü bulmuş olabiliriz. Şimdi 1 bölü 135 pozitiftir. 1 bölü cos 135 negatiftir. Eksi eksiden burası ne olur? Artı olur. Artı artı daha artı geldi. Evet bu kadar. Bulmanız gereken sağdaki ifade pozitif işaretli olduğu için yine bulmamız gereken ifade de artı olmalıydı. O zaman 135 bu denklemi sağlıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Yani sakın denklemleri çözmeye kalkmayın. Bir daha iş çıkar başınıza. 1 bölü sin 15 eksi 1 bölü cos 15 yazdım. Burada hemen neye dikkat edeceğim? Normalde arkadaşlar 1 bölü sin 15 mi? 1 bölü kos 15 mi? Büyük nasıl anlarım? Ben hemen bunu giderim. Sin 75 yaparım. Normalde sin 75 sin 15'ten daha büyüktür değil mi? Ancak ters çevirince bu daha büyük olur. O zaman farklarını alınca negatif gelecek. Demek ki ben x gördüğüm yeri arkadaşlar 15 yazamazmışım. Ha pardon yazabilirmişim ya tam tersi. Sin 75 sin 15'ten daha büyük ters çevirince 1 bölü sin 15 daha büyük oldu. O zaman böyle oldu. Hakikaten bu pozitif geldi. 1 bölü sin 15, 1 bölü sin 75'ten daha büyüktür. O zaman 15 dereceyi de alabilirmişim. 75'i yazdığınız zaman işte bak 1 bölü sin 75 eksi 1 bölü cos 75. Pozitif mi negatif mi kontrol edelim. Ne olacak? Buradaki cos 75'i sil sin 15 yaz. Demin dediğim gibi normalde sin 75 sin 15'ten büyüktür. Ama ters çevirince sin 15, 1 bölü sin 15, 1 bölü sin 75'ten büyük oldu. Farkları negatif geldi ama sağ taraftaki sayı ne? Pozitif. Dolayısıyla 75'i alamıyormuşum. Bu şekilde bunu bir hatırlatmak istedim arkadaşlar. O da E şıkkı yapıyor. Lütfen kare alırsanız, küp alırsanız bulduğunuz kökleri denemeyi unutmayın. Geldik 3. soruya. Şimdi bu soruda da ne demiş? Beta pi bölü 2 artı 2 k pi'ye eşit değil cos alfa sin beta eksi alfa olduğuna göre tam beta bölü 2 eksi alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada normalde cos ve sin denklem çözerken ben açıkçası ikisini de aynı bilinmeyen yapmak isterim. Ya cos'u değiştir ya sin'i değiştir fark etmez. Şimdi mesela kos gördüğünüz yere sin 90 eksi alfa yazabilirsiniz değil mi? Birbirini 90'a tamamlayanlar Kosinüsü sinüsüne eşittir çünkü. Ve denklem çözerken de mümkünse hep aynı cinsi olması lazım. Dolayısıyla artık bunlar tamam. 90 eksi alfa beta eksi alfa artı 360 k veya 90 eksi alfa ne söylüyorduk sinüste? 180 eksi beta artı alfa. Yani beta eksi alfayı 180'den çıkardım. Artı 360 k. Buradan bir eksi alfalar giderse beta ne oldu? Eksi 90 artı 360 k oldu. Yalnız bize ne diyordu? 90'ın katlarına eşit olmamalı bakın bu. Pi bölü 2 artı 2 k P. Eksi 90'ın esas ölçüsü nedir? 270. E burada pi bölü 2'nin katı oldu bakın. O yüzden bunu çözüm olarak alamazsın diyor. Yoksa yaptığımız bir hata yok. Çözümde kabul etmiyorum diyor burada verdiğinden dolayı. İkincisine bakarsak da beta eksi 2 alfa. Burada neye eşit? 90 artı 360 k eşit. Evet bunu alabilirsin diyor. O zaman arkadaşlar buradan beta eksi 2 alfa gördüğünüz gibi. Hakikaten şuraya bir dikkat edin lütfen. Payda dediğiniz zaman beta eksi 2 alfa bölü 2 değil mi? O zaman burada k'ya 0 verdiğim zaman 1 de verebilirsiniz, 2 de verebilirsiniz, 3 de verebilirsiniz. Ne olacak? Zaten esas ölçü olunca mecburen sadece 90 gelecek. K'ya 1 vermen, 0 vermen, 3 vermen önemli mi? Değil. Ama unutmayalım K'yı her zaman tam sayı veriyoruz çözüm kümesi bulurken. E, bundan sonra da artık 90, 450 fark eder mi? Fark etmez. O zaman beta eksi 2 alfanın esas ölçüsü 90 olduğu için 2'ye bölersek kaç derece geldi? 45 derece geldi. Böylece arkadaşlar tan 45'te buradan ne oldu? Bakın 1. İşte olay bu. Dolayısıyla biraz böyle matematiksel olarak ÖSYM'nin karışık verdiği sorularda sakin olup dikkatli olup ne demek istediğini anlamaya çalışmak lazım. Bu şekilde kesinlikle karşınıza soru gelebilir arkadaşlar. ÖSYM bu tarz sorular sormayı seviyor. Onu da belirteyim. Yani biraz böyle korkanın hemen kaçıp ya ben bunu kesin yapamam hocam diyen öğrenci modellerinin hemen elendiği, bir kısmının yolda elendiği, kalanında artık düzgünce yaptığı. Bunu böyle söylüyorum acımasız gibi geliyor ama kabul etmek gerekiyor ki bu sınav malum bir eleme sınavı. Keşke öyle olması diyeceğim ama hayatta elenmenin olmadığı bir yer yok modern dünyada. Eskiden de insanlar ölerek eleniyormuş. Öyle düşünün. Yani dünya değişti ama insanın elenmesi değişmedi arkadaşlar. Ee, eskiden sağlıksız olan eleniyor, güçsüz olan eleniyor. İşte bir hastalıkta ölüyorsunuz, 30 yaşında ölen tonlarca insan var. İnsan ömrü 40 yılı bile değil çoğu zaman. E şimdi bunlar gelişti ama bu sefer de bir yerlere girerken, bir yerlerde mücadele ederken uğraşmanız gerekiyor. Bunları kabullenip huzur ve mutluluğu nasıl yakalayabiliriz? Kısacık bir ömürde neler yapabiliriz? Bunun üzerine kafa yormak bence bana mantıklı geliyor. Bunlar birer araç. Bugün ders, yarın iş, öbür gün bilmem ne. Yani bunlar arkadaşlar tek başına bir amaç değil aslında. Hayatımızı idame ettirmemiz için... Eskiden yapılanlarla şu anki yapılanlar farklı ama biz hayatımızı asgari düzeyde geçindirip sonrasında da e, iç huzuru, mutluluğu ve e, bence ne olursa olsun insanın benim hep inandığım şey kendisini önceleyen değil de gerçekten ben ne yapabilirim mi önceleyen bir durumu olursa insanlık adına daha huzurlu ve mutlu olacağına bu olabildiği ölçülerde inanıyorum. Yoksa varoluşsal sancılar, sürekli ben ne olacağım derdi insanı e, bence bir gerçekten sıkıntıya sokar ve içinden çıkamayacağız sıkıntıya sokar ki tonlarca insan şu an doğal olarak bu dünyada böyle. Aşağıdaki şekilde çağının evi, okulu ve gittiği spor salonunun yerlerini ve yolunu gösteren kroki verilmiştir. Kroki'ye göre ABC üçgen, KXC, B merkezli çember yayı, V metre bölü dakika hızla saat 8'de evden çıkan Çağan saat 8.16'da okula varmıştır. Okuldaki dersi bittikten sonra okuldan ayrılıp aynı hızla T1 sürede spor salonuna gitmiş ve bir süre spor yaptıktan sonra aynı hızla T2 sürede sinemaya gitmiştir. Buna göre T1 artı T2'nin alfa cinsinden eşittir. İşte size güzel bir ÖSYM formatında soru. Uğraşın bakalım. Buradaki bence hepsi soruların iyi zaten. Şimdi ee, Düzgün cama soruya da bakalım lütfen. Ee, yol arkadaşlar görüyor musunuz? Yol böyle. Durdurup uğraştınız değil mi? Yol böyle. Görüyor musunuz? Buradan gidecek. O yüzden ona dikkat edelim. Şimdi bu e, evden çıkarken okula kadar saat 8'de çıkıyor. O 8.16'da buraya geliyor. Hızı sabit değişmiyor. Buraya bir önce X diyelim. Şimdi burada x bölü v neye eşit arkadaşlar ona bakalım. x bölü v 16 dakika diyelim. O zaman x'e buradan 16 çarpı v diyeceğim tamam mı? Şimdi burası 16 v. Benim neyi bulmam lazım? Şu bk yoluyla kc yolunu bulmam lazım. Çünkü gittiği yollar oralar. Ve bunu da bir çember yayıyla modellemiş. Yani o zaman tabii şurayı değiştireyim. Bu bc ile bk eşit. Ben o zaman BC'yi bulursam BK'yı da bulurum hatta oradan KC'yi de bulurum. Bunu nasıl yapacağız? Kenar karşısındaki açı. Kenar karşısındaki açı varsa o nedir? Sinüs teoremi. Böylece Y'nin sin2 alfaya oranı X'in sin alfaya oranına eşit olacak. X dediğim neydi arkadaşlar? 16 ve Sildim yazdım. Sin2 alfa nedir? 2 sin alfa çarpı cos alfa. Bunlar gitti. Böylece yn olmuş oldu. 32 v bölü 32 v çarpı cos alfa olmuş oldu. Aa, gerçi bak orada şey hatası yapmışım affedersiniz. Y'nin karşısındaki sin alfa arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum pardon. Y'nin karşısı görüyor musunuz benim hatam? Sinüs alfa hemen düzeltiyorum. kuralda mantıklı bir hatamız yok. Yerine yanlış yazmışım. Y bölü sin alfa. X bölü sin 2 alfa. Hemen düzelttim onu. Sonra bunu 2 sin alfa kos alfa olarak yazdım. X gördüğüm yere 16V dedim. Sadeleşti. Ee, buradan sin alfalar gitti. Y düzeltiyorum. 8V bölü kos alfaymış. Tamam. Şimdi bir hatamız yok. Şimdi buna göre 8V bölü kos alfa olduğuna göre o zaman BK da 8V bölü kos alfa eşit. Değil mi? KC nedir? İkizkenar dik üçgen olduğu için KC de 8 kök 2 v bölü kos alfa. 45 45 90 üçgeni a a a kök 2. Böylece aldığı toplam yol ne oldu? 8 v bölü kos alfa artı 8 kök 8 kök 2 v bölü kos alfa. Bunu neye böleceğiz? V'ye. Böylece t1 artı t2 işte bulduk. Bundan sonra artık v'ler sadeleşti. 8 artı 8 kök 2 bölü kos alfa oldu. Aslında gördüğünüz gibi kolay bir soru değil mi? Yani şey kolay deyince de böyle küçümsüyormuşuz gibi oluyor. Yapılabilir bir soru. Biraz daha böyle karmaşık görünen, göz korkutan ilk kitapta sorularda tabii ki gerçekten korkuttuğu kadar zor da olabilir. Ama ne olursa olsun en kötü zaten bak en kötü yapamayacaksın soruyu. O zaman mücadele edip devam etmek çok önemli. Ve adım adım bazı soruları yapabildiğinizi fark edersiniz. Satranç gibi düşünün. Her zaman beş hamle sonrasını düşünemezsiniz. Mecburen düşünemiyorsanız yol almaktan başka çareniz yok. Şimdi gelelim 5. soruya ve lütfen ben size soru çözerken kendiniz uğraşmadan çözmeyin. Çünkü arkadaşlar böyle hoca bir dur ne yapmış falan dediğiniz zaman bu sorular olmaz. Kafanızda asla oturmaz. Sadece anladığınızı zannedersiniz. Önemli olan uğraş, bir yerde takıl ben sana onu açıklayayım. Yine metinden bir soru. K noktası zemine en uzak konumdayken şekil 1'deki birim çember önce saat yönünde alfa derece döndürülerek şekil 2'deki konuma daha sonra şekil 2'deki birim çember saat yönünde alfa derece döndürülerek K noktası şekil 3'deki konuma getiriliyor. K noktası şekil 2'deki konumdayken zemine uzaklığı L2 birim şekil 3'deki konumdayken zemine uzaklığı L3 birimdir. L2 eksi L3 eşittir 9 bölü 8 birim olduğuna göre Sin alfa değeri kaçtır? Evet, şimdi e, K noktasından bir alfa kadar döndürüyormuşuz arkadaşlar, döndürdük böyle oldu. Buraya geldi. Bu K noktasının zemine uzaklığı şöyle bir teğet çizersek zemine. Gördüğünüz gibi k'ye olan uzaklık şöyle bir KL'dir, değil mi? Zemine olan uzaklık. İkinci durumda bir alfa kadar daha döndürüyorsun diyor. O zaman bir alfa kadar daha döndürmek demek ilk duruma göre. 2 alfa kadar daha döndürmek demektir. Bak ne oldu? Böyle bir şey oldu. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da Km dersek Km uzunluğu ne istiyordu bizden? L2 eksi L3. KL'nin Km'den farkını 9 bölü 8 olarak vermiş soru. Şimdi buraya odaklanalım artık sadece şekle. E, çünkü nasıl olsa geri kalan kısımlar okuduk geçtik. L2 eksi L3 yani bunların aralarındaki uzaklık 9 bölü 8'miş. Uzaklık farkı. Nasıl buluruz? Bize bir şey söylüyor muydu? Birim çember falan filan diye. Evet birim çember demiş. O zaman şöyle bir dikindirirsem. Burası bir birimdir. Dikdörtgenden karşısı da bir. Z'den dolayı alfa. E, hipotenüs bir. Demek ki arkadaşlar şuraya da y edersek, y'nin bire oranı ne olacak? Kos alfa. Yani y'ne geldi. Kos alfa. Aynı yorumu git burada da yap. E, hipotenüs bir. Z'den dolayı iki alfa. Şu uzunlukta artık cos 2 Alfa oldu arkadaşlar. Aşağısı zaten çemberden dolayı yarıçapı 1 1. Demek ki KL uzunluğu cos alfa artı 1 geldi. KM uzunluğu cos 2 alfa artı 1 geldi. Bunları çıkardığımızda 1'ler gitti. Kos Alfa eksi cos 2 alfa 9 bölü 8 oldu. Kos Alfa nedir arkadaşlar? 2 kos kare alfa eksi 1 Önünde eksi var bu. Burası cos alfa eşittir 9 bölü 8. Bunları bir öbür tarafa atayım. 2c kare eksi c 9 bölü 8'den 1 çıkarsan olur? 1 bölü 8. Artı 1 bölü 8 oldu. Payda eşitlersem 16c kare eksi 8c artı 1 eşittir 0. Yani 4c eksi 1'in karesi eşittir 0'dan kosinüs alfa 1 bölü 8 oldu. Pardon 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Sinüs alfa. E dik üçgene çizeceğiz, olayı halledeceğiz. Alfa, e, burası 1, burası 4, burası da kök 15. Böylece kök 15 bölü 4 oldu. Aslında bir denklem sorusu böyle yine yeni nesil bir şeklin içine yerleştirilmiş. Altıncı soruyla bir uğraşın arkadaşlar. Buna bir yıldız koyayım. Ee, bir yorum üreteceğim burada, onu göstereceğim size. Şimdi burada. E, önce bir şey göstereyim size. Bakalım olacak mı? Çünkü ben bir yorumla göstereceğim ama şimdi bakın burada diyelim siz e, şey yapmak istediniz. Birisini diğeri cinsinden yazmak istediniz. Mesela cos kare x. Ne söyleyebiliriz? 7 sin kare eksi 1 eksi sin kare x desek. Sonra buraya 6 sin x çarpı cos x desek 8. Buradan 8 sinüs kare X artı 6 SC, eksi artı 6SC eksi 1 eşittir 8 olacak. Sonra e, burada 8S kare 6SC eksi 9 eşittir 0 olur. Ve burada biraz işte tıkanma yaşayabiliriz arkadaşlar. Yani bu noktadan sonra yorumunuz önemli açıkçası. Buradan şimdi çarpanları ayırma falan olmayacağı için ben şöyle bir yorum yapacağım arkadaşlar. Burada ben her tarafı bir c kareye bölsem yani kosinüs kareye bölsem. Nereden aklıma geldi bu? Şimdi çarpanları ayırma yapamıyorum. Şu işi biraz bozuyor. Daha doğrusu bu işi bozmasa bile buradaki sabit sayı sıkıntı sokuyor. E o zaman kosinüs ve sinüs sin 2x yorumu yapsam oradan Kos 2x yorum yapsam yine burada 9 sayısı biraz engel olacak. O zaman ben e, bunlardan yararlanarak bazen çok nadiren sin ve kosu kullanarak tanjant kotanjanta çevirebiliyor muyum? Buna bakıyorum. Böylece her tarafı bir c kareye böldüm. C kareye bölünce bu 8 tanjant kare x. Bu kosinus e, payda da kaldı. 6 tanjant x eksi 9. Bölü kosinüs kare nedir? 9 sekant kare x'tir. Sekant kare x'i de kenarda hatırlayalım. Sekant kare x 1 artı tan kare x'ti arkadaşlar. O zaman hemen bunun yerine de 1 artı tan kare x eşittir 0 diyorum. Böylece e, ne gelmiş oldu burası? 8 tanjant kare artı 6 tanjant eksi 9 eksi 9 t kare eşittir 0. Hepsini sol tarafa atarsam t kare Eksi 6t artı 9 eşittir 0 oldu. Bu da t eksi 3'ün karesi eşittir 0. Yani tanjant x neymiş? 3. Hemen dik üçgeni çizince, şey, gerçi çizmeye gerek yok benden çünkü sin 2 alfayı istiyor. O zaman e, buradan da ne olacak? Sin 2 alfayı bulurken, gerçi çizeyim. Şuraya x diyelim. E, buraya 3, buraya 1, buraya da kökon diyelim. Böylece sin 2 x... 2 çarpı 3 bölü kök 10 çarpı 1 bölü kök 10 6 bölü 10 geldi o da 3 bölü 5 yaptı. Bu şekilde arkadaşlar işin içinden sıyrıldık. Bu soruyu da bu şekilde bir yıldızlayıp geçelim arkadaşlar. Şimdi rahat bir soru maksat hatırlatma hem böyle yoğun bir sorudan çıktık. Bugün sorularımızın hepsi de bir soruyorum tadında aslında arkadaşlar değil mi? Yani bakınca e, süremizi de bayağı aldı. X eleman 0 pi bölü 4 olmak üzere 1 eksi sin 2x artı 1 artı sin 2x bölü cos 2x artı 1. Sadece bir hatırlatma sonuçta tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Dozu yükselttik biraz burada düşürelim. 1 eksi sin 2x'de neyi hatırlamalıyız? Sin üstte şu 1 aslında bize sin kare cos kareyi hatırlatmalı. Bu yüzden sin kare artı cos kare eksi 2 sin x cos x olduğu için sin x eksi cos x'in karesinin kare kükü. Bir şeyin karesinin kare kökü mutlak değerce çıkar önce. Sonra neye dikkat ederiz? 0 ile pi bölü 4 arasında. Atıyorum tamamen bir örnek. Sinon eksi koson. Sinon koson. Bu nedir aslında? Sin 80 değil mi? Sinon koson sin 80'den küçüktür. O zaman bu negatif olur. Demek ki bunun dışarı kos x eksi sin x diye çıkması lazım. Bir örnekle bile böyle anlayabilirsiniz. Diğerinde zaten problem olmayacak. Kos x artı sin x'in karesi olduğu için. Bunlar gitti pay. Paydaya bakalım. Kosta 1 olduğu zaman durum nedir? Birden kurtulmak için yarım açı yap diyordur sana. Böylece bakın birlerden kurtulabilirsiniz. Zaten dar açıda kosinüs pozitif. Pay 2 cos x. Pay kök 2 cos x geldi. Cevap buradan kök 2 oldu. Bunu hatırlatalım. Geçelim istedim. Şimdi gelelim bu sorumuza. Ee, ne demiş? Bir göz seviyesinde bakıyor. Ee, bir kaidenin üzerine yerleştirilmiş bir büst var arkadaşlar. Bu büst gözlemcinin göz seviyesi nokta olarak belirtilmiş. Kaide uzaklığı x metre olan göz seviyesinin büstü görüş açısı teta'dır. Buna göre teta'nın x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Şimdi teta'yı yorumlayacağız. Nasıl yorumlayabiliriz bir bakalım. Bir kere Soruda x zaten gördüğünüz gibi soruyu sayısal olarak bulmayacaksınız. Zaten şıklar var ama sınavda şıklar olmasa bile bunu bulamayacağınızı görmeniz lazım. x'i bulma ihtimaliniz yok. Ne yapabiliriz o zaman? Şimdi burada şöyle büyüteyim. Şıklar önemli değil. En son bakarız. Şimdi ben şöyle derim arkadaşlar. Sonuçta x'i ve 1 bölü 2'yi kullanacağım ya. Buraya alfa de. Sonuçta tanjant alfa ne? 1 bölü x değil mi? Bunu niye söyledim? 1 bölü x ve tanjant alfa eksi teta'ya bakalım şuraya bu açıya alfa eksi teta da ne 1 bölü 2 bölü x yani 1 bölü 2 x bakın dikkat ederseniz gerçekten x ile çıktı cevaplarım o zaman ben buradan teta'yı yorumlarım alfadan e, alfa eksi teta'yı çıkarınca alfa kalmıyor mu o zaman fark formülü işte tanjant alfa eksi beta mantığını kullanacağız. Tanjant alfa ne? 1 bölü x. Tanjant alfa eksi teta ne? 1 bölü 2x. Bölü 1 artı 1 bölü x çarpı 1 bölü 2x. Gördüğünüz gibi bunlar zaten gidiyor. Hakikaten tanjant teta'yı veriyor bize. Şurayı düzelteyim. Burası teta. Dolayısıyla ne oldu? 1 bölü 2x bölü 2x kare artı 1 bölü 2x kare geldi. Buradan gitti sadeleşince x bölü 2x kare artı 1 tanjant teta benden teta'yı istiyordu. At öbür tarafa ark olarak geçer. Ark x bölü 2x kare artı 1. Yapmam gerekeni yaptığım an zaten gördüğünüz gibi cevabı bulmuş olduk. Üçgenin içine iki tane çember yerleştirilmiş. Teğet şekilde AB 12 diyor. AC 16 diyor. Buna göre O1 O2 kaç birimdir diye sormuş. Buradan tabi tek teğet çember yok o yüzden güzel bir yorum yapacağız şimdi burada. Ee, nasıl yorumlayabiliriz arkadaşlar? Ben O1 O2'yi bulmak istiyorum. Yani aslında yarı çapı bulmak istiyorum değil mi? Peki ne işime yarayabilir bu benim? Bakın çember bilgisi tabi ben her sıkıştırabildiğim yere sıkıştıracağımı söylüyordum. Burada merkezle teğetlerin kesişimini birleştirirseniz açı ortaydır. Alfa alfa derim. Sonra aynı şekilde hani bu Birinden biri lazım olacak. Buraya beta beta desem yine aynı şekilde merkezde teğet kesişimleri kesişirse açı ortaya olur. Ben burada O1 O2'yi birleştirdiğim zaman da bu şekilde bir hamle yapacağım demek ki. O zaman arkadaşlar O1'den de tt bir dikindirirsem R'yi alfa yardımıyla veya R'yi beta yardımıyla bulabilirim. Zaten tanjant 2 alfa kaç eşit 16 bölü 12'den? 4 bölü 3. Bunun bana katkısı ne? Ben tan 2 alfadan yararlanarak tan alfayı bulurum. Bu şekilde arkadaşlar tan alfayı bulunca da artık sonuca doğru gideriz. Burada kesinlikle bunlar birbirine paralel olacak diyebilir miyiz bu arada? Evet deriz. Çünkü sonuçta iki çember merkezleri doğrusal birleşir. Eş çemberler mi? Evet eş çemberler. O zaman buralar zaten R, R, R oldu. Ve İki çemberin gerçekten ortasından ortak teğet çizilir arkadaşlar. Bu ortak teğet çizdiğin zaman 90 derece. Buradan tam ortadan geçtiği için yine 90 derece. Burası tartışmasız yarı eşitliğinden dolayı bir dikdörtgen oldu. O zaman 2R burası. Burası tanjant alfadan bulabileceğim bir R. Burası tanjant alfadan bulabileceğim R cinsinden bir sayı ve olayı halledeceğiz. Buna göre o zaman hemen tan 2 alfa 4 bölü 3 ise 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa ney 4 bölü 3 t diyelim tan alfaya 4 eksi 4 t kare eşittir 6 t buradan da sadeleştirirsem 2 eksi 2 t kare eşittir 3 t 2 t kare artı 3 t eksi 2 eşittir 0 2 t t artı 2 eksi 1 böylece tanjant x tan ee, affedersiniz sürekli anlatım yaptığımız için de bir sesimiz gidiyor artık tan e, ee, x eşittir 1 bölü 2 veya tan x eşittir eksi 2. Bu olmayacağı kesin. Zaten alfanın kendisi 2 alfanın kendisi darken alfa nasıl arkadaşlar buradan geniş açı çıksın. O yüzden tan alfa 1 bölü 2. Yani buraya r'ye 2r diyebilirsiniz. Sonra 2 alfa artı 2 beta 90 sa alfa artı beta ne olur? 45 derece. O zaman e, alfayı bildiğim için Mecburen beta'yı bilsem daha iyi olurmuş. Yani burada yarım açıdan bir kaçayım diyecektim ama 2 alfa artı 2 beta 90 olunca yapacak bir şey yok. Bir de beta alfa bulana kadar 40. Gerçi tan alfayı bulduk ya yapayım ne olacak ki? Tan alfayı ben 1 bölü 2 bulmadım mı? Tan 45'te 1 değil mi? O zaman tan beta'yı da bulurum. Tan beta nedir? Tan 45 eksi alfa. Yapıyorum o zaman. Tan beta 1 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1. Buradan da ne geldi? 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 bölü 2'den tanjant beta da 1 bölü 3 oldu. O zaman burası da 3R'ymiş. Burası zaten 2R. 7R eşittir 20. R arkadaşlar 20 bölü 7 oldu. 2R de buradan 40 bölü 7 yaptı. Gerçekten bu da hoşuma giden sorulardan biri oldu. Vallahi hepsi yıldızlık soru. Gerçekten 10 sorunun 10'u da bence hakikaten iyiydi. Şimdi son şu 10. sorumuza bakalım. 3D ile olayı bitirelim. Bugün 3, 4, 5. 3D, metin, acil. başka ne çözdük? Aydın yayınlarından hakikaten güzel sorular çözdük. Yazanların zihnine sağlık. Aşağıdaki genişlikleri 4'er metre, boyları 17 metre ve 27 metre olan iki apartman gösterilmiştir. Apartmanlar arası 4 metre ve kısa apartmandan 4 metre uzağa yerleştirilmiş aydınlatma direğinin boyu 15 metredir. Burası yani. Sokak lambası şekildeki gibi uzun apartmanın belli bir kısmını aydınlatmaktadır. Buna göre tan alfa kaçtır? Şimdi bu 4 4 4'leri kullanmamız lazım. 17'yi ve 15'i kullanmamız lazım. Bir de şöyle bir taslak şekil çizeyim. Bakın şöyle bir üçgende ben eğer bu betayı bilirsem, alfa artı betayı da bilirsem alfa artı betadan betayı çıkarınca alfa kalıyor. Hatta biz o büyük açıya da teta diyelim bakın. Teta x beta bana neyi veriyor? Alfayı. O zaman buradan yürüyebiliriz. Şimdi bakın böyle oluşturduğum taslağımı şimdi geri dönüyorum. Burası 4, burası 4, burası da 4. Zaten bina aralarındaki uzaklıklar 4, burası da 4, 4. Lazım olursa bakın lütfen şuraya 8 birim burası, 12 birim burası. Benzerlik oranı 8 bölü 12 2 bölü 3 değil mi? Küçük parça 2K ise tamamı 3K olmalı. Yani aşağıya K kalmalı. Şöyle göremeyen arkadaşlar dikkat etsin lütfen. 8 birim 12 birim 2K'ya K olacak ki 2'nin 3 oranı olsun. Bu bize nasıl fayda sağlar? Burası 15 olduğu için normalde K o zaman 2. 2 da ne olacak? 4. Çünkü soruda bu binanın uzunluğu 17 diyordu. Şu direğin uzunluğu 15. Aradaki mesafeye bakın 2 kaldı. 4 oldu. Şimdi bir de neyi hatırlayacağız? Ee, öbürü de zaten 24 metreydi. Şuranın tamamı 7. Yani gölge kısımda 3 metre oldu. Buna göre artık tamamına teta dediğim zaman şu üçgende bakın bakalım ne çıktı? Büyük kenar şuradaki 9. Yani tanjant teta 9 bölü 12. Sonra arkadaşlar tanjant beta. Şu küçük açıya beta diyelim. Orada da bir rengi değiştireyim. Şu üçgene bakın. O da arkadaşlar ne? 6 bölü 12 değil mi? 4 artı 2 6. 4 artı 4 artı 4 12. O zaman tanjant beta da 6 bölü 12 oldu. Bunları sadeleştirince 3 bölü 4 ve 1 bölü 2. Buna göre artık tanjant alfa 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Ben uzatmayayım buradan 2 bölü 11 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar tan alfayı da böyle bulmuş olduk. Hakikaten 10 tane çok sağlam soru çözmüş olduk. İnşallah her birini tek tek güzelce değerlendirirsiniz arkadaşlar. Devamında güzel logaritma, güzel diziler soruları geliyor. Sonra da yolumuza inşallah devam ediyoruz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.